Rekor. Evet. Şimdi birisi okusun buraya arkadaşlar. Sıradan Oğaçan sen oku. Birinci sırada Erci 2. İlayda 3. Sena 4. Yağız 5. Yasin 6. Zeynep 1. Dinliyoruz. Evet, dinliyoruz Boğaçan. Okuyorum hocam. Ekranı görüyoruz değil mi? Kesit Hepsini. problemi. Kesit problemi. Evet. Bir Tamam. sayının 7'de 3'ünün 2 eksi 7'de 3'ü x eksi 2. Bir sayının 3 fazlasının 5'te 2'si x artı 3 çarpı 5'te 2. Evet. Bir kişi parasının 1 bölü 4'ünü sonra kalanın 5'te 2'sini harcarsa kalan para x çarpı 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 2 bölü 5. Bir kişi parasının 1 bölü 4'ünü sonra parasının 2 bölü 5'ini harcarsa harcanan para eşittir x bölü 4 artı 2x bölü 5. Bir kişi her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 5'te 2'si kadar fazla soru çözüyorsa 3 günde çözdüğü soru sayısı eşittir x çarpı 7 bölü 5 çarpı 7 bölü 5 çarpı 7 bölü 5. Bir gruptaki kişilerin 9'da ikisi erkek deniliyorsa grup sayısı 9x, erkek sayısı 2x alınır. Evet. Bu Teşekkürler kadar hocam. Boğaçan. Devam ediyoruz. Sıradaki soruyu Rica ederim hocam. ikinci sıradaki arkadaş okusun. Dinliyoruz. İsmini de söyleyebilir. Evet. Arkadaşlar, ses 1-2 deneme. İkinci sırada Erce, 3 İlayda, 4 Ha, Sena, ben 5 miyim hocam? Yağız, Tamam. 6 Yasin, 7 Zeynep. Dinliyoruz. 1 bölü 6'sı su ile dolu olan bir kaba 20 litresi daha su eklendiğinde kabın 1 bölü 6'sı boş kalıyor. Buna göre kabın tamamı kaç litre su alır? Evet arkadaşlar, şimdi biz kabın hacmi, kalemi seçelim şöyle bir dakika. 1 bölü 6'sı diyor ya, hacmi 6x olsun. 6x olsun. Şimdi 1 bölü 6'sı doluysa arkadaşlar, 1 bölü 6'sı doluysa demek ki x'i dolu. O zaman x artı kaba 20 litre su ilave ediyoruz. Kabın 1 bölü 6'sı boş kalıyormuş. Demek ki 5 bölü 6'sı dolu. Yani 5x'i doluymuş. Normalde 6x demiştik ya. 5 bölü 6'sı 5x yapar. Demek ki buradan 4x'imiz ne olur? 20 olur arkadaşlar. X'imiz kaç çıkar? 5 çıkar. Bana kabın tamamı 6 kere 5, 30 diyebiliriz. Yani doğru cevap Bursa olacaktır. Evet, var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? Yok hocam. Geçiyorum bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Evet, okumaya devam. Kim okuyordu? Üçüncü sırada. Ben okuyorum hocam. Evet, dinliyoruz. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her çarpışından sonra bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar yükseliyor. Top 16 metre yükseklikten bırakıldığına göre yere 3. çarpışından sonra kaç metre yükselir? Şimdi arkadaşlar 16 metre yükseklikten şurası yer diyelim. Şurası 16 metre. Yükseklikten yere çarpıyor. Çarptıktan sonra arkadaşlar birinci çarpma ne kadar yükseliyor? Burası 16 çarpı 1 bölü 2. Bu birinci yükseliş. Tekrar bir daha çarpıyor, yükseliyor. Bir daha çarpıyor, bir tekrar yükseliyor. İkinci çarpma, burası bu sefer ne olacak? 16 çarpı 1 bölü 2, tekrar 1 bölü 2. Yani birinci çarpma 16 çarpı 1 bölü 2. İkinci çarpma 16 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bize üçüncü çarpmayı sorduğuna göre 16 çarpı 1 bölü 2'nin küpü olacak arkadaşlar. Üçüncü çarpma. Dolayısıyla 16 çarpı 1 8 ne olacaktır arkadaşlar? Yükseldiği nokta 2 metre yükselir diyebiliriz. Doğru cevap Bursa olacaktır. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Bir sonraki sorumuza dönebiliriz. Evet, dinliyoruz.
Zeminindeki parasının 4/9'unu, sonra kalanın 3/7'sini ve en sonda kalanın 7/10'unu harcıyor. Kemal'in geriye 120 lirası kaldığına göre Kemal'in başlangıçta cebindeki parasını... Evet, testte biraz sıkıntılar yaşadık. Tekrar bir okuyalım. Kemal cebindeki parasının 4/9'unu, sonra kalanın 3/7'sini ve en sonda kalanın 7/10'unu harcıyor. Arkadaşlar paydalara bakarsanız 9, 7, 10 var. Bu sayıların ekokunu alırsak, ekok buluşma noktası arkadaşlar, ne olur? 630. 630x diyelim. Kemal'in cebindeki para 630x olsun. Şimdi birinci harcama nedir? 630'un 4/9'u. Ne olacaktır arkadaşlar? Bakın 9'u siliyorsunuz. 7 kere 10 70. 70 ile 4'ü çarparsanız ne olur? 280x yapar. Birinci harcama bu. İkinci harcamaya bakarsak arkadaşlar, kalanı yani 630'dan 280'i çıkarırsanız arkadaşlar 350x kalır. Bunun ne kadarıymış arkadaşlar? 3/7'siymiş. 3/7'sini sadeleştirme yaparsak arkadaşlar 150x buluruz. 150x. 350'den 150'yi çıkarın arkadaşlar. Ne olur? Kalan ne olur? 200. 200x'in bu sefer arkadaşlar 7/10'u harcanıyor. 7/10'la çarpıyorum. Bu da ne yapar? 140x yapar arkadaşlar. Peki kalan ne olur? 200'den 140'ı çıkarsanız arkadaşlar 60x kalır. 60x ne, geriye kalan parası ne kadarmış? 120 lira. Yani 120 liraya eşit. Dolayısıyla x'imiz ne olur? 2 lira olacaktır. Demek ki başlangıçta arkadaşlar hani 630x lirası vardı ya, x yerine 2 yazarsak arkadaşlar ne olur? 1260 lirası olur. Yani doğru cevap Edirne diyebiliriz. Evet, var mı sormak istediğimiz işlem aşamasında arkadaşlar? Anlamadığımız yer. Evet, ses 1-2 deneme. Yok hocam. Bir sonraki sorumuza dönüyoruz. Evet, kim okuyor? Sırada kim ben var? Hocam. Dinliyoruz. Gizem, Nihal ve Fatma'nın toplam 48 tokası vardır. Gizem tokaların 1/3'ünü Nihal'e, Nihal tokaların 1/4'ünü Fatma'ya, Fatma tokalarının 1/5'ünü Gizem'e aynı anda verdiğinde üçünün de başlangıçtaki toka sayısı değişmediğine göre Nihal'in kaç tokası vardır? Şimdi Gizem G diyelim arkadaşlar. Nihal M, Fatma T ile gösterecek olursak. Şimdi 1/3, 1/4, 1/5. Arkadaşlar 3, 4, 5, 60'ta buluşur. Biz diyelim ki Gizem'in başlangıçta 60A tokası olsun. Nihal'in 60B tokası olsun. Fatma'nın da 60C tokası olsun. Şimdi diyor ki bize Gizem tokaların 1/3 yani 20A'sını kime veriyor? Eksi diyorum. Kime veriyor? Nihal'e veriyor. Artı 20A diyorum. Sonra Nihal tokaların 1/4'ünü yalnız şurada altını çizin arkadaşlar. Çok önemli burası. İpin koptuğu yer. Aynı anda dikkat edin, aynı anda. Yani işlemler 60A, 60B, 60C üzerinde gerçekleşiyor. Biz 60B'nin arkadaşlar 1/4'üne yapar? 15B yapar. Nihal 15B'sini veriyor. Kime veriyor arkadaşlar? Fatma'ya. O zaman buraya artı 15B yazıyorum. Sonra Fatma tokaların arkadaşlar 1/5'ini Gizem'e. Fatma 60C'ydi. 1/5'i 12C yapar. 12C'sini veriyor. Kime? Gizem'e. Artı 12C diyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu işlemlerden sonra toka sayısı değişmediğine göre diyor. Madem ki değişmiyorsa arkadaşlar
Demek ki ben şunu diyebilirim. 20A ile 12C eşittir o zaman. Yani verilenlerle alınanlar eşit olacak ki değişmesin. Doğru mu? Alo. 20A ile 12C eşit olacak ki değişim olmasın. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru hocam, doğru. Aynı şekilde 20A 15B'ye de eşit olmalı. 15B'ye değişim olmadığına göre. Şimdi 20, 12, 15 biz bunları 60'ta buluşturalım arkadaşlar. 60K diyelim mesela. 60K diyelim. A'mız ne olur? 3K. C'miz 5K. B'miz ne olacak arkadaşlar? 4K diyebiliriz. Şimdi üçünün de başlangıçtaki toka sayısı nedir arkadaşlar? Toplamları 48. Bunları topluyorum arkadaşlar. 60 parantezini alıyorum. Topluyorum. A artı B artı C. O da eşittir. 60 çarpı. A, B, C'yi toplarsam arkadaşlar ne yapar? 12K yapar. Bunların toplamları neymiş? Bana 48 vermiş arkadaşlar. 48. Sadeleştirme yaparsak şunu. Şöyle 4. K'mız ne olur? 4 bölü 60. Yani 1 bölü 15. K'mız 1 bölü 15. Bana Nihal'in kaç tokası vardır diyor arkadaşlar. Nihal'in tokası 60B'dir. 60B. O zaman şu yazıyorum. 60 çarpı. B'miz neydi arkadaşlar? Bakın B 4K'ydı. 4K yerine 1 bölü 15 yazıyor. 1 bölü 15. Sadeleştirme yaparsam arkadaşlar şununla şunu sadeleştirirsem kaç olur? 4. 4 kere 4. 16 olacak. Yani doğru cevap Ceyhan diyebiliriz. Evet. Var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? İşlem aşamasında anlamadığımız yer. Yok hocam. Evet. Bir sonraki soruya geçebiliriz o zaman. Sanırım yazmışsınızdır. Evet. Dinliyoruz. Bir sürahide bir miktar su bulunmaktadır. Bu sürahiye dolu kısmının 5'te 2'si kadar su ilave edilince sürahinin ağırlığı x gram, sürahiden başlangıçtaki dolu kısmının 10'da 3'ü kadar su boşaltılırsa sürahinin ağırlığı y gram gelmektedir. Buna göre boş sürahinin ağırlığının x ve y türünden eşittir. Aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi arkadaşlar sürahinin içindeki su miktarı ne olsun? 5, 10 var ya. Dolayısıyla ben diyorum ki 10'da buluşturalım pay kısımları. 10A olsun. Başlangıçta. Şimdi sürahinin kendi ağırlığı arkadaşlar ne diyelim? S olsun. Sürahinin ağırlığı S olsun. O zaman S artı 2 bölü 5'i kadar su ilave edilmiş. Yani içindeki su miktarının 2 bölü 5'i ne yapar? 4A yapar. 10A da vardı önce. 14A yapar. Bu sefer x gram geliyormuş. X gram. Daha sonra diyor ki sürahiden başlangıçtaki dolu kısmın yani 10A'nın 3 bölü 10'u ne yapar? 3A. 3A'yı çıkarırsam 10A'da ne olur arkadaşlar? 7A kalır. Bu sefer y gram geliyormuş. Y gram geliyormuş. Şimdi bana diyor ki boş sürahin ağırlığı yani S'nin arkadaşlar X ve Y türünden değeri soruluyor. O zaman ben A'ları yok etmem lazım. S'yi soruyor çünkü. Bunu eksi 2 ile çarpıp ne olur? Eksi 2 tane S eksi 14A eşittir. Eksi 2Y yapar. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Birinci denklemle arkadaşlar üçüncü denklemi taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Toplarsam şunlar gider bakın. S ile eksi 2S'i toplarsam eksi S eşittir. X eksi 2Y olur. Sonra eksi 1 ile çarpıyorum. S eşittir. 2Y eksi X olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli diyebiliriz.
Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Evet hocam. Evet, sıra kimde şu anda arkadaşlar? Ben de hocam. Tamam. Evet, dinliyoruz. Bir telin bir ucundan boynun 3 bölü 10'u kesiliyor. Daha sonra kalan telin diğer ucundan uzunluğunun 1 bölü 6'sı kadar daha kesiliyor. Son durumda telin orta noktası başlangıçtakine göre 11 santimetre kaydığına göre telin başlangıçtaki boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar bunu önce görsel olarak yani çizip gösterelim. Daha sonra ikinci yol daha seri bir şekilde gösterelim. Şimdi şöyle yaparsak arkadaşlar. Telin boyu 16, 30'da buluşturum ama 60 olsa daha güzel olur. Telin boyu 60x olsun. 60x. Yarısı ne olacak? 30x. Sol taraf 30x, sağ taraf. Şimdi 3 bölü 10'u ne yapacaktır arkadaşlar? 3 bölü 10 çarpı 60x. 18x yapar. 18x'i kestik biz buradan. Sonra kalan nedir arkadaşlar? 42x. Bunun da arkadaşlar 1 bölü 6'sı ne yapar? 7x. Bu sefer sağ taraftan değil de sol taraftan 7x'i kestik. 7x'i sol taraftan kestik. Şimdi hani buradan buraya 30x diye arkadaşlar. Şurası kaç x kalır? 12x. Burası 30x olması için 23x. Peki ikisini topluyorum arkadaşlar. 35x. 35x'in yarısı nedir? Tam ortası. 17,5x olmaz mı? 17,5x yapar. O zaman arkadaşlar madem ki 17,5x ise demek orta noktadan hani burası 12x'e ne eklersem 17,5x yapar. 5,5x. 5,5x sağdan sola doğru kaymış olacak. Yani şu şurası arkadaşlar buradan bakın şuradan buraya kaymış oldu. Şuraya. Şuraya kaymış oldu. Şimdi o zaman arkadaşlar kayma miktarı 5,5x. O da 11 bölü 2x diyebiliriz. Bu da ne eşit arkadaşlar? 11 santimetreye. Buradan x'imiz 2 santim olur. Bana 60x başlangıçtaki boy neydi? 60x'ti arkadaşlar. Çarparsam 120 santim demiş. Yani doğru cevap Adana diyebiliriz. Şimdi bu birinci yol arkadaşlar. Birinci yol. İkinci yol ise şöyle daha hızlı çözebiliriz. Şu bilgiyi hatırlatarak işte arkadaşlar diyelim ki telin sağından işte ne kadar kestik? 18x kestik. Orta nokta arkadaşlar bu 18x'in yarısı kadar sağdan sola doğru kaymış olur. Yani 18x'in arkadaşlar orta nokta burasıydı ya. Sağdan sola doğru yarısı kadar 9x kayar. Sonra hangi taraftan kestim? Sağdan kestim. Şimdi ben soldan keseceğim. Solda ne kadar kestim? 7x. 7x kesersem arkadaşlar orta nokta bu sefer ne olacak? Yarısı kadar. 7x'in yarısı 3,5x. Yani buraya kaydı ya. Bu sefer buradan bu tarafa kayacak. Ne kadar? 7x'in yarısı 3,5x kaymış olacak bu tarafa. Yani nokta buraya gelecek. O zaman ben arkadaşlar farkı bulabilirim. 9x'ten 3,5x'i çıkar. Ne olur arkadaşlar? 5,5x kalır. İşte 5,5x eşittir yine 11. Oradan arkadaşlar x'i 2 bulup yerine yazabiliriz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi gelelim bu sorumuza. 21 numaralı soru. Dinliyoruz. Alo. Bir manav 162 günde sattığı muzların 7 bölü 15'ini günde 8 adet satarak bitirdikten sonra kalanını günde 14 adet satarak bitirmiştir. Buna göre manav toplam kaç tane muz satmıştır? Evet arkadaşlar şimdi
Payda da 15 var. Payda da 15 var arkadaşlar. Biz diyelim ki muzların sayısı 15x olsun. Şimdi 7 bölü 15'i ne yapacak arkadaşlar? 7x olacak. 7x tane. Günde 8 adet satıyor ya, 7x'i ben 8'e bölersem gün sayısını bulurum arkadaşlar. 7x bölü 8 günde satmış olur. Geri kalan nedir arkadaşlar? 8x. 8x'ini de arkadaşlar, 8x tanesini de günde 14 adet satıyorsa 8x'i 14'e bölersem gün sayısını elde ederim. Toplamdaki gün sayıların toplamı bana demiş ki bu ikisi 162 günde satıyormuş muzların tamamını. O zaman paydalara eşitleyeceğim arkadaşlar. Paydalara eşitlemek için 56'da buluşturabiliriz. Buna 7 defa, buna da 4 defa dersek arkadaşlar 49, 32, 81 x bölü 56, o da eşittir 162 diyorum arkadaşlar. Sadeleştiriyorum şöyle. 2 defa x'imiz eşittir 112 olur. Sonra 15x soruyor ya bize. 15 çarpı 112. O da ne yapar arkadaşlar? 1680 yapar. Evet. 1680 olur. Evet. Doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Evet, gelelim bir sonraki sorumuza. Evet, bir sonraki soruyu okuyalım arkadaşlar. Evet, Tuna geldi. Tuna hiç okumadı. Tuna'dan dinliyoruz. Bir bakteri kültüründe bakteri sayısı her 10 dakikalık zaman diliminde o dilimin başlangıcındaki sayının 3 katına çıkmakta. Başlangıçtan itibaren her 30 dakikanın sonunda ise bakterilerin 2 bölü 3'ü kaptan alınmaktadır. Başlangıçta kapta bir bakteri bulunduğuna göre ilk 50 dakikanın sonunda kaç bakteri vardır? Arkadaşlar başlangıçta bir tane bakteri varmış. Başlangıçta bir tane bakteri varmış. 10 dakika sonra 3 katına çıkıyormuş. Yani 3. Bir 10 dakika daha geçti. 9. Bir 10 dakika daha geçti arkadaşlar. 27. Şimdi kaç dakika oldu? 30 dakika. Bana diyor ki her 30 dakikanın sonunda 2 bölü 3'ü alınıyor. Bunun 2 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 18. 18'i alındı. 9 kaldı. Bir daha 10 dakika geçti arkadaşlar. 27 olur. Bir daha 10 dakika geçti arkadaşlar. Bu sefer ne oldu? 81 tane oldu. Toplam kaç 10 dakika geçti arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 50 dakika geçti. 50 dakika sonunda bakteri sayısı ne kadarmış? 81 adetmiş. Doğru cevap Denizli olacaktır. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı sormak istediğimiz? I am sorry, ne sorry? Güzelim, siye sorry. Şimdi tekrar başa mı dönüyoruz? Nerede kaldık? Yaz okuduk mu? Yaz, Yasin, Zeynep. Okudum hocam ben. Hocam tamam. Başa dönmüyoruz. Dönmüyoruz mu? Neden? Bence dönmüyoruz hocam. Neden? Çünkü okudum demin hocam ama okuyayım tamam. He, tamam o zaman senden sonrası okusun o zaman. Yaz ikinci sırada, Erce 3, İlayda 4, Sena 5, Tuna 6, Yasin 7, Zeynep 8. Evet, devam ediyoruz. Geçiyorum. Sonraki soru. Bir daha temizlik. Evet, dinliyoruz. Evet. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor. Acayip ne iştir? Kim okuyordu? Biraz önce söyledik. Alo. Hocam okuyorum. Tamam, dinliyoruz.
Birbiriyle arkadaş bir öğrenci grubunda bulunan Ali ve Meltem arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Ali, bu gruptaki kız arkadaşlarımın sayısı tüm grubun 7'de 3'üdür. Meltem, bu gruptaki kız arkadaşlarımın sayısı erkek arkadaşlarımın sayısının yarısından 3 fazladır. Buna göre bu gruptaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, erkekleri E ile gösterelim. Kızları K ile gösterelim. Erkeklerin sayısı X olsun, kızların sayısı Y olsun. Ali diyor ki, konuşuyor. Bu gruptaki kız arkadaşlarımın sayısı. Ali'nin kız arkadaşlarının sayısı nedir arkadaşlar? Y tanedir. Y eşittir. Arkadaşlar toplam, arkadaşlar bu gruptaki kız arkadaşlarının sayısı toplam tüm grup, yani kız artı erkek. Yani X artı Y'nin nedir, neydir arkadaşlar? 3 bölü 7'si kadarıymış. Meltem de diyor ki bu gruptaki kız arkadaşlarımın sayısı. Meltem kendisi hariç kız arkadaşlarının sayısı ne olacak arkadaşlar? Y eksi 1 tane olacak. Diyor ki erkek arkadaşlarımın sayısı. Erkek arkadaşlar X kadardı. Yarısından 3 fazladır diyor. Bu iki denklemi çözeceğiz arkadaşlar. Birinci denklemi en sade hale getirmek için birinci denklemi her tarafı 7 ile çarpıyorum. 7 ile şunu çarpıyorum. 7'ye eşittir 3x artı 3y. Buradan 4y eşittir 3x diyorum. Sonra arkadaşlar şu ikinci denklemde y'yi yalnız bırakırsak y eşittir x bölü 2 artı 4. Sonra y yerine bunu yazıyorum. Şu denklemde 4 çarpı x bölü 2 artı 4 eşittir 3x. Arkadaşlar 4 içeri dağıtırsak 2 tane x artı 16 eşittir 3 tane x olur. X'imiz buradan 16 çıkacaktır. Bana zaten x'i soruyordu. Erkeklerin sayısı soracağımız Denizli olacaktır. Evet, bu soru bu şekilde arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Arkadaşlar diğer soruyu Erce okusun bakalım, dinliyoruz. Evet Erce. Burak ve Cem eşit sermaye koyarak ortak bir şirket kuruyorlar. Burak toplam sermayenin önce 1 bölü 3'ünü sonra kalan 3 bölü 4'ünü yatırıyor. Cem ise yeterli parası olmadığı için en son kalan kısmı yatırıyor. Şirketin kuruluş sermayesinde Cem'in Burak'a borcu 120 bin lira olduğuna göre şirket toplam kaç bin lira sermaye ile kurulmuştur? Evet, Burak diyelim arkadaşlar. Cem diyelim. 3-4 paydalarına bakıyoruz. 3-4, 12x diyelim. Burak 12x sermaye koysun. Cem de 12x koysun. Normalde toplam sermaye ne olacak? 24x olacak. 24x ile şirket kurmuş olsunlar. Şimdi diyor ki Cem'in yeteri parası yok. O zaman diyor ki arkadaşlar Burak toplam sermayenin yani 24x'in 1 bölü 3'ü 24x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? 8x'ini Burak ödüyor. Sonra kalan nedir arkadaşlar? 16x. 16x'in bu sefer 3 bölü 4'ü ne yapar arkadaşlar? 12x yapar. Yine Cem'in yeteri parası olmadığı için kısmı kim veriyordu? Sonra kalanın 3 bölü 4'ünü Burak ödüyor. Burak toplamda ne kadar ödemiş oluyor arkadaşlar? Toplayalım şurayı. 20x kadarını ödüyor. Geriye ne kadar kalıyor? 4x kalıyor. Normalde toplam sermaye 24x olması lazım. Geri kalanını da Cem ödüyor. Ne kadar? 4x'i ödüyor. Yani arkadaşlar Burak 20x'ini ödüyor. Cem de 4x'ini ödüyor. Normalde Cem kaç x ödemesi gerekiyordu? 12x ödemesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar Burak'a ne kadar borcu var Cem'in? Tabii ki 8x kadar borcu var. 8x'in ne kadar hangi paraya karşılık denk geliyormuş? 120 bin liraya karşılık geliyormuş. Eşittir 120 bin diyorum arkadaşlar. Buradan x'i k
kaç buluruz arkadaşlar? 15 bin buluruz. Bana diyor ki arkadaşlar toplam şirketin şirket toplam kaç bin lira sermaye ile kurulmuştur? Yani 24x'i soruyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 24 ile 15'i çarpıyorum arkadaşlar. Kaç yapar 24 ile 15'i çarparsam? 360 olur. Doğru cevap Bursa değilmiş. Demek ki 360 bin lira sermaye ile şirket kurulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Hayır ya. Alo. 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 Ne hayır ya? Hayır, hayır. Hocam ben demeyeyim. Evet. Dinliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Zeynep okusun bakalım. Okuyorum hocam. Bir terzi bir günde iki tane gömlek, kalfası ise üç günde iki tane gömlek dikebilmektedir. Terzinin diktiği gömleklerin 3/20'si, kalfanın diktiği gömleklerin 1/5'i defoludur. Sipariş edilen 320 tane gömleği ikisi birlikte çalışarak tamamladıklarına göre gömleklerin kaç tanesi defolu değildir? Şimdi arkadaşlar, terzi bir günde iki tane gömlek dikiyor ya, ben diyorum ki bu günleri bir eşitleyelim. 3 günde ne kadar gömlek diker terzi? 3 kere 2, 6. 6 gömlek diker. Kalfa ise arkadaşlar 3 günde kaç gömlek dikiyor? Kalfa. O da 2 tane gömlek dikiyor. Yani buradan şunu diyebiliriz. Kalfanın hızı V ise arkadaşlar çalışma hızı terzinin 3V kadardır. Dolayısıyla bunların toplamı, yani bu çalışma hızlarının toplamı 4V kadar iş yapıyor. Niye iş eşit? 320 tane gömleğe. 1V ne olur arkadaşlar? 80. 80 olur. Dolayısıyla arkadaşlar kalfa 80 gömlek dikiyor. Terzi ise arkadaşlar 240 tane gömlek dikiyor. Şimdi terzinin diktiği depolu gömlek sayısını biz bulalım. 240 ile neyi çarpıyorum arkadaşlar? 3/20'yi çarpıyorum. 20'ye böldüğümüzde 36, 3 çarpı 12, 36 tane gömlek olur. Bu defolu olan. Terzinin defolu diktiği gömlek sayısı 36. Benzer şekilde arkadaşlar bu sefer kalfanın defolu diktiği gömlek sayısını bulalım. 1/5 ile çarpıyorum. O da 16 tane defolu gömlek olur kalfanın. İkisini topluyorum arkadaşlar. 52 tane defolu gömlek dikilmiş. Normalde 320 tane gömleğimiz var. 320'den 52 çıkarırsam arkadaşlar 8 6 ne olur? 268. Yani doğru cevap Denizli diyebiliriz. Evet, demek ki gömleklerin kaç tanesi defolu değilmiş arkadaşlar? 268 tanesi defolu değilmiş diyebiliriz. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Geçiyorum bir diğer örneğimize. Evet, dinliyoruz arkadaşlar. Kim okusun bu sefer? Şöyle. Hocam. Evet. Okuyabiliriz. Bu süre yetişmeyecek gibi bu hocam. He, süre şeyse tamam o zaman biz burada bir ara verelim arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere arkadaşlar.